Üstünde küfür bile edemiyorum. Dur dur ben söyleyeyim. Çıksana çık. Ne? Akıyor. Baba, akıyor. Lan 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 lan. Ya ne oluyor çapın? Bak bak virajda bin arar tokatlayayım mı? Bak 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 bak. R25 mi bu? Hayır. R25 değil mi? Telefonun amacı zaten bir yere çıktığında yanında olması. Beni arayan soran yok. Burak kanka ABS var bu motorda ha. Biliyorum oğlum ilk defa. He, ABS olduğunu söylemiş miydim? Kanka ABS var ha. Haberin olsun. Ne olduğunu biliyor musun ABS'nin? Hayır. Motoru dik tutuyor. Tamam. Burada da Oğuzhan Mus... Aa çapın lan, Oğuzhan çapın mı? Burada da Mustafa var MT7'siyle. Aslan be. Bir de ben varım. Kawasaki. Z800 moruk. Ağır sanayi anasını satayım. Altın elbise adam dediği gibi. He, korna burada. Sinyaller burada. Burak'ın da dediği gibi ağır motor. Kaza yapmış işte Burak yakın zamanda. Ayna yok motorda. Biraz yorulacağım başlarda da sonra ben... Aynen. Küçük dönüşlerde ağır motor. Kanka polisler var. Her yerdeler ha. Niye böyle bugün? Şey, operasyon yapıyorlar herhalde. Arıyorlar her yerde. Aynen. Ulan bir de hızlı hızlanıyor ya motor. Egzoz da güzel. Ama gidon azıcık yamuk. Bak Burak yamuk değil dedi. Azıcık yamuk. Sol kolum biraz daha ileriye gidiyor. Güzel motor kanka. Ha. Ama bak gidon yamuk değil dedin ya. Azıcık yamuk sanki. Çok azdır o da. Sol kolum daha ileride sağa göre. Aynen. Sol darbeni zaten. Sağ sağlam. Aynen. Bak nasıl biliyorum. Ben körpüsüm ya. Vallahi motorcuyuz ha. Yapışıyor sana ha. Bence de. Ben de öyle bir düşündüm yani. Keşke kameran açık olsa da oradan bir dış görünüş alsaydım. Çekeyim mi? Olur. Ha, onda ayna var. Ne güzel bakıyorum. Bak bunda ayna yok. Tekerle kalkayım mı? Bir de ayaklarım yetişiyor yani, çok yüksek bir motor değil. Ama yine de böyle ön tarafta sanki bir şey yokmuş gibi geliyor. Motor düştü ama ağır sanayi anası satayım, hiçbir şey yok ya motorda. Ananı satayım yani. Garip bir motor aslında ha. Alışılır mı? Alışılır. Bunlar burada mı? Ha buradalar. Güzel motor. Güzel motor Kenka. Oğlum sakin sakin gidelim bak. 800'lük motor var. Şş, bir şey diyeceğim. Yavaş gidelim. Ayna yok lan ayna. Nerede oğlum aynaları? Nerede sende? Ney? Ayna. Sinyal mi? Ayna konuşuyor, sinyal mi? Yok yok kanka, deposu var mı? Kazada uçtu. Öyle mi? Evet. Tamam ya, daha fazla. Hani bunun bir ikisini hak edilirim de kazada motor almasınlar. Arkadaşlar güzel kazası var ama bak şu değişecek. Kalbinde de şey yapma, kazası falan temiz atar. Üstünde küfür bile edemiyorum. Yavaş lan manyak. Oha Burak benimkine teker yapıyor. Ruh hastası yapma. Şş, aynam yok ha, dikkat et. Aynam yok. Çok kıçıma girmeyin. Güzel motor kanka. Bana yaklaşmayın. Aynam yok vallahi, yaklaşmayın. Oğlum egzozlu motor çok iyiymiş lan. Arkadaşlar yeşil yandı, görüşürüz. Kanka bunun lastikleri de güzelmiş galiba. Ha bir de bu motorla ilgili söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu motorda quick shifter var. Kaçıncı vitesteyim lan şu an? Quick shifter olunca vites atıp atmadığımı anlayamıyorum. Oğlum bu ne lan? Her vitesi torklu. Garip bir motor. Soldan bin arar gelir büyük ihtimalle. Oğuzhan Muslu'nun bin ararı da bizim Oğuzhan çapında.
Neyse, aynasızlığa alışılıyor ya bir süre sonra. Yine yeşil. Görüşürüz. Ama yolu bilmiyorum ha. Bir de Burak bununla o kadar kolay teker yapıyor ki şeyden korkuyorum böyle. Gaz verince ananı yanladı. Tekere gelmesinden korkuyorum. Oğlum o ne yanlamaydı lan öyle? Gaz açınca yanlayan motor mu olur? Olur tabii, niye olmasın? ABS'siz motor sürmeyi böyle unutmuşum. Bir de üstüne abi freni nerede bunun? Sobayla çarparak durdum arkadaşlar az önce, bak bak yine. Hop. Beni çek beni. Tanımıyorum ha bu arada. Abi resmen bu motora debriyajı boşuna koymuşlar. Çünkü motor debriyaj olmadan vites değiştirebiliyor. Kanka ben şuradan sağ şeride geçeyim. Götüm döneceğim. Hiç gerek yok öyle yatmalara, şunlara bunlara derken. Motor zaten gidon açısı çok dar olduğu için ister istemez yatıyor azıcık. Azıcık. Bak mesela burada biraz daha yattı. Ama biz yatmayacağız bak. Çapın korkudan viraj alamıyor. Bağırtmayayım mı? Bağırt diyor motor. Bir insan niye motorunun bağırmasını ister ya? Doğru. Motorda böyle bir şey ötüyor, doğru. Aynen. Bunun bir kayış mayış bir şey koptu anasını satayım. Garip bir ses çıkarıyor. Boşalt. Boşta zaten. Lan. Kapat. Nerede? Yatak sardı. Ne? Yatak sardı. Yemin ederim yatak sardı kanka. Az önce bir gaz verdi ama kırk yaptı şurada. Yatak sardı kanka. Niye olabilir ki böyle bir şey? I don't fucking know. Yağına bak ya lan. Dur bakayım öyle. Yani değil mi? Vallahi önden ses geliyordu oğlum. Yatırma öyle. Yağ var kanka. Ayağını biraz geri al. Biraz beklememiz lazım. Yağ var ki. Yağ var var. Ama sesi duydun değil mi? Yatak sardı kanka. Gittikçe değişiyordu sesi. Sonra tam şuraya çektiğimiz anda geldi, ondan anladım. Normalde bu sesin motordan böyle ses çıkmıyor. Şuradan böyle hani böyle kayış sesi geliyordu anasını satayım. Ampulü sürersek kilitler kanka. Şurayı döndükten sonra fark ettim sesin geldiğini. Ben de fark ettim. Zaten o yüzden dur dedim ya sana. Hani anladım yani bir şey olduğunu. Motorun kullanıcısı değil bak, şurada fark ediliyordu. Ne bileyim oğlum, video çekmeye başlıyoruz. Bir olay oluyor bu ne? Ya bir şey diyeyim mi kanka? Şomaz. Evde diyoruz ki Kawasaki şöyle böyle, Kawasaki ağır sanayi bilmem ne. Öve öve bu hale getirdik motoru. Yemin ederim nazar anasını satayım. O Berat da bastı gitti mal. Kanka çalıştırma. Sese bakacağım. Muhabbet gibi olacak, yapma yapma. Bak daha çok masraf çıkar ha. Marş ver, çalışsın, rölantisine bakalım hemen kapat. Hayır hiç çalışmıyor. Oğuzhan'ın gibi mi? Evet aynı muhabbet. Onun gibi ise bir yağ var burada işte. Basacağım. Buraya geç. Bir saniye, iki saniye duyun. Burada duyun. Buradan geliyor ses, buradan. Hayır, egzozdan da anlaşılıyor zaten bak. Ay ananı. Sesi? Bir şey kırıldı içinde. Direkt şurada bir şey parça sesi geliyor yani. Muhtemelen kral kolu kırıldı. Şansımıza sokayım. Niye böyle bir şey çıkacaktı beni zaman başına geliyorsun? Kanka niye hep Çapı'nın bindiği motor oluyor bu? Benim ilk defa başıma geliyor bu arada ha. Hay anasını ya. Böyle kalabalık motorla çıkınca illaki birine bir şey oluyor. Oğlum evde çok övdük, şom ağzımızı açtık. Şu motor böyle, şu motor şöyle diye. Son çalıştırdığımızda kendi kendine kapanacaktı de. Evet.
Mesela şu an çalışsak çalışmaz büyük ihtimalle. Dönerken yanından mı geçtin sen? Hı. O zaten bana... Motorun sesi farklı mı yani? Bak dedi, sana gel dedim. Baktım çiftliğin sesi gibi geliyor, hemen sağa çekildim. Bak. O ileride şu... Nereden döndük lan biz? Ha neyse. Oradan döner, oraya gelmeden ses bir garipleşmeye başladı. Şuradan bir şey sarıyor gibi ses geldi. Dönerken dedi ki ara gaz versene biraz. Ara gaz verdim, daha çok ses artmaya başladı. Tam şuradayken netleşti ses. Az önce de çalıştırınca fark ettiysen ilk çalıştığı haldeki sesten daha farklı bir ses çıkıyor. Yani ses gittikçe değişiyor. İçinde bir şey parçalanmış, çarpıyor sağa sola artık. Neyse arkadaşlar, şuna bir çözüm bulalım, ondan sonra tekrardan açarım. Kararlar verildi. Bahtına sıçayım canım. Ben ne yaptım oğlum, ne güzel kullanacaktım harbiden ya. Şimdi kran kolu çatladı büyük ihtimalle. Karar verdiğimiz şey bu. İçeride sesi geliyor kran kolunun. Motor değişikliği yapmamız lazım çünkü çapın iyi bir itici. Bin arar videosu artık çapının şu anda gelemeyecek maalesef. Çapın benim motoru alacak. R25 ile güzel itebiliyormuş. Mustafa'nın MT7'sini ben alacağım. Mustafa bin arar alacak. Burak kendi motorunun üzerinde gidecek. Ulan bu karman çorman bir şey oldu aslında ha. Ondan sonra Berat kendi motorunda, Samet kendi motorunda. Biz böyle üçlü bir motor değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Yani Kawasaki 800 ile başladığımız yolculuğa MT7 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle hani motor fazla motorla çıkınca illaki böyle istatistiksel olarak istatistiksel olarak birinin başına bir şey gelme ihtimali artıyor. Oyalanmadan gidelim, bu trafik artarsa sıçarız. Ya tren kolu çatladı ya da kırıldı ya da yatak sarıyor. Krenklerde bir sorun var. Bu ses krank sesi. Krank vuruyordu. Kitlemeden durdurduk motoru. Aynen, motor kitlemeden götürelim. Kurtulabildiğimiz en az hasarla kurtulalım çünkü. Ben ne bineceğim? R25 de mi gideceksin? Fark etmiyor lan. Bence MT'liyim. Daha güçlü. MT'li. Ha tamam, o zaman ben kendi motorumdayım. Oh güzel. Ben kendi motorumdayım arkadaşlar. Berat, yolu sen göstereceksin. Kanka. Yok yok, ben arkadan yolu ayarlayacağım. Kendi motorumdayım ben. Aynen, öndeki yavaşlamasın. Sen hep aç yolu. Hep aç yolu. Sana da iş düşüyor. Yolda giderken mesela viraja falan geldiğinde çapına de ki sal beni gideyim. Kanka, anladın mı? Dur ben söyleyeyim. Motor gitti şu an. Çalıştı bana bir şey. Sağ olasın abi. Durduk yere oldu burada. Anladık. 20 lira ver, şurada denize atıyorum. Hayır, ben 10 liraya atarım denize. Güzel çözüm valla. Tecrübeleri çok yok. Hani onun teyini yapıyoruz. Kim itsin, kim bir şey yapsın. Çünkü çok ortada kaldı. Bu kadar genç adamın içinde denemelerle dikkat edin. Denemelerini seçerek kullan. Valla sonra bak 5 kişi. Hayır ya. 5 dakika sonra sıkıntı yaşayacak. Yardım etmeye gitsek şu an burada cebelleşecek. Ben gideceğim 5 dakika sonra, arkadaşlarımla baş başa kalacak. İtmeleri zayıf mayıp değil mi valla? Bir iterler. 110-120. Hadi bakalım hadi. Hayırlı vazifeler. Virajlara gelince fren basma çünkü onun ayağı senin üzerinde olacak. Tecrübeliyiz, 100 kere aradık. Gittik. Ha öyle mi? Tamam. Ben ne anlatıyorum lan o zaman? Sen çık. Ne? Çok sevdim. Senin kanka. Burak, yol ortasındasın, bak dikkat et. Burak bekle. Kamyon geliyor. Aynası da yok ki bura. Çıksana çık. Çalışmıyor. Ne? Çalışmıyor. Dur. Bunun da motor gitti. Dur. Ulan ağzına sıçayım. Ne çalışmıyor? Akü yok. Baba, akü yok. Bin, otur. Bin üstüne. Hadi. İt. İt kanka, it. İt. Al, çalıştırdım. Al. Ulan sıçayım böyle işe ya. Bir o motora koşuyoruz. Şaka gibi otoban kenarında koşuyorum şu an. Aküsü bitti anasını satayım. Aynen salak. Şimdi buradan sonrası biraz tehlikeli çünkü artık trafiğe çıkmamız lazım. Sol.
Berat, bizimle değil onlarla gitmen lazım Berat. Kontağı açık bırakıyor bir de. Ruh hastası. Oğlum bunlar bayağı ite ite gitti ha. Tünelin orada aynen düz. Tünelin yakınlarında olması lazım Burhan evi. Oh be, en azından şu karmaşada kendi motorumdayım. Bu benim motorum lan, evet ha tamam. Daraltmayın arayı. Oy. Bak böyle durumlar için bir dörtlü lazım ha. Benim dörtlüm yok. Kanka ben geçeyim mi şuradan? Geçeyim dur. Heh. Yok abi bunlar basmış gitmiş baya. Bilmiyorum ki. Yani kaçla gidiyoruz biz anasını? Bunlar kaçla gidiyor? Neyse arkadaşlar bunları bulduktan sonra tekrardan açarım kamerayı. Bayağı yoklar anasını satayım. Alsancağa doğru mu gittiler acaba? Neyse şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ha buradalar. Tamam kamerayı kapatmaya gerek yokmuş. Oğlum güzel itiyordunuz işte. Niye durdunuz? Ananı. Ha of. Çapını kaskını kafa granajı sandım. Ne oldu? Bataryası bitti amına. Ha ama güzel itiyorsunuz ha. Oğlum yetişemedik lan. Kanka kolay bir geçiş. Alışkınım. Bunu da aküstü bir... Bak yine açık bıraktı. Kapat onu. Oğlum kontağı kapatsana. Çalışıyor mu şu an? Ha tamam. Ben niye boşta bağırdım o kadar? Kontağı açık bırakıyor sonra akü bitiyor. Amına kim daha ne olur? Birimiz ölecek bugün ha. Ben... Hayvan öyle şeyler söyleme. Ay burası ne yüksekmiş lan. Ben burayı bu kadar yüksek bilmiyordum. Oğlum burası ne yüksekmiş lan. Aa evet. Ben bu kadar beklemiyordum ha. Bugün de motorun sayesinde bir şey öğrendik. Adamın motor denedi çalışmıyor. 300 metrede bir şey ekliyor. Yok kanka bizim yüzümüz gülmez. Gülecek gülecek. Motoruna geç. Oh be şeridi kapattık abi. Gel yanıma gel. Sende dörtlü var. Heh. Tamam bu şeridi kapatalım şimdi. Önemli olan onlara araba yetişmemesiyim. Yani şeridi boşu boşuna kapatmayın. Şurayı kapatın işte. Aynen biz Z800 itmediğimiz kalmıştı. Neyse arkadaşlar devamını artık ileride anlatırım. Şu anda böyle biraz sakinleşmemiz lazım. Tansiyon gerilim çok yüksek. Adamın kucağına yatıyor öyle itiyor motoru. Kavga ediyorlar şimdi. Yavaşlıyor bu. Bak soldan iterim aslında. Bak çapın itemiyor, itemiyor. Bak bak resmen yatıyor motorda. Sağda araba var. Arkalarını biraz yavaşlatmaya çalışıyorum ben şöyle. Dans ediyorlar şimdi. Trafik olunca sıkıntı işte bizim için. Bu arada durursa sıçtık işte. Baya baya sıçarız arada durursa. Bir saniye kanka. Heh. O duran polis abi de ne kadar iyi bir insandı ya. Espriyle hani olayı sakın. Ya ne yapıyorsun? Otobüsün arkasında mı yapışacaksın salak? Sol şeride geçsen kanka. Aha bu viraj biraz tehlikeli onlar için. Lan! Yokuşta kalacak. Yokuşta kalacak. Kalırsa iterim de. Çapının ayağı girecek lan. Ya iteceğim de beni bariyere sıkıştırıyorlar. İtemem ki öyle. Lan 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 lan! Bak çapın! Aynan da var ha. Motor çalıyormuşuz gibi duruyor şu an. Ama plakası falan açık. Çalmıyoruzdur yani. Bu ne böyle? Aman aman aman. Hah iyi bari buraya hızlı girdi de. Dönebildi. Ya ne oluyor çapın? Niye adamı şey yapıyor? Çapın sabit tutsa ben de iterim de hiç sabit değil. Soluna dikkat et. Çapın bak aman. Ben şu şeridi kapatacağım ya. Yoksa bu salaklar arabalarla çok uğraşacak. Şöyle şeridin de solunda durayım. Hadi Samet. Koy şu ayağını. Hadi Samet. Hayır dikkat. Ananı. Bu yokuşta durmayalım. Lütfen lütfen lütfen. Yok yok çıkmaz. Okey. Burak tut o motoru. Tut o motoru. Kaymasın geri. Yok abi böyle buradan çıkmaz bu. Arkasında da taksici var. Çapın. Heh. Ben de şöyle arkası tam tekerin arkasında durayım da en azından geri kaymasın. Operasyona bak anasını satayım ya. Heh. Yokuş aşağı. Oh be. Neyse arkadaşlar Burak'ın evine doğru gidiyoruz. Devamını sonra şey yaparız. Bir de köpek saldırı tam oldu. Evet arkadaşlar şimdi Burak'ın motorunu bıraktık. Ulan bu ne? Çapın bizi nasıl bir yere getirdin ananı satayım. Bu ne oğlum? Ne kadar dik lan bu yokuş? Roller coaster'da gibi hissediyorum. Neyse lan tamam abartmaya gerek yokmuş. İlk anda çok bir anda dikleşti ama o neydi öyle? Neyse arkadaşlar bıraktık işte Burak'ın motorunu. Ne güzel Z800 testi yapacaktım. Elimde patladı motor. Çapını takip edeyim dedim. Çapın da bizi nereye getirdi? Bence sen bizi yanlış yerden getirdin.
Galiba kanka. Hayır, ilk anda sağa dönecektik bence. Neyse git. Otoban var orada. Ha, burayı biliyorum lan. He, burası orası mı? Bir planımız vardı. Güzelbahçe taraflarında bir canlı müziğe gidecektik. Planı komple iptal ettik. Şu anda incir altına gidiyoruz. Çünkü canlı müzik için biraz geç kaldık. Motorlarla yer bula bula gitmek varken şimdi yer bulamamaya başladık. Harika haber. Bari buradan da bir ceza yemeyelim ya. Herkes basıyorsa biz de basarız ya. Bak bak, virajda bin arar tokatlayayım mı? Bak. Virajda bin arar tokatladım. Ha, sonra virajdan çıkacağım, bas tabii. Virajda kim tokatladı ben? R25 ne yapar arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen şu anda bilenler yoruma R25'in ne yaptığını yazsın. R25 deler arkadaşlar. Adam taksiden kafasını çıkarıp çöpünü de şuraya attı. Mal anasını satayım. Dingil ne yapıyorsun? Kanka bak, ben geçerken sen orayı bir kapattın sanki. Ama yine de geçerim. Binarar biraz gövdeli motor bir de ya. Çapın çok rahat aralara giremiyor şu an benim kadar. Bak mesela ben nasıl gireceğim. Hop. Aynen kardeşim, düzlükte babam da geçer. Babam da geçer düzlükte. Şaka şaka. Ben geçerken şansa taksicinin gidesi gelir. Bak gördün mü? Vallahi gidiyor. Birazcık daha geç kalsam. Vurayım mı lan çapını arkadan? Hop, vurmayacağım. Şimdi senin motor olsaydı ne güzel gelirdik buradan ha. Ya canım Allah. Yapsam olur mu? Ne? Olmaz. Baştan söyleyeyim, olmaz. Ne yapsan? İşte videoyu kapatabilirim hocam. R6 mı Z8 mi? Kankacım, hız olarak R6 tabii ki de. Mete 07 deler. Hız olarak R6. Kanka, böyle ellerim var ya şu an. Kanka, hız olarak R6. Kız olarak hangisi? R6. Kız olarak R25. Arkadaşlar geçen gün Bostanlı'daydık. Bir tane kız geldi, dedi ki bu R25 mi? Bak motoru tanıdı. Onun da videosunu koyarım buraya. Sonra geldi buna, dedik ki bu ne ya, üzerinde yazmıyor bunu. Sonra baktı R6'ymış dedi. Kanka videosunu koyarım. Videosu var arkadaşlar. Bostanlı'da oturuyoruz. Bildiğin kızlar düşüyor. R25 mi bu? Hayır. R25 değil mi? Hayır. Bu ne? O çöp ya. Soldaki deliyor. Buna düşüyor. Bir kafenin önüne çekersen R25 derler. Ama hiç bilmeyen kız buna düşüyor kanka. Bir şey konuş. İllegal şeyler konuşacağım. Kanka. Bak düşün. Şu şöyle hareket eden bir şey. Buna bir darbe geldi, şöyle hareket ediyor artık. Gelemedi işte. Böyle. Krak partisi. Kanka gel, videonun kapanışını sen yap, gel. Neyse arkadaşlar. Evet. Buraya kadar izlediyseniz Instagram'dan Real Disrak takip etmeyi unutmayın. Aynen öyle. Telefonu almış yanına. Niye? Kim almamış? Unuttum kanka. Unutmuş telefon kanka. Ne için kullanılır? Hadi kapa artık, kapa. Dur kanka. Bilmiyordum. Kanka biz telefonu niçin kullanıyoruz? Alo. Telefonu haberleşme için kullanıyoruz. Ya. Çapı. Son dakika bana hadi dedin. Ama sen sürekli telefonu evde bırakıyorsun bir yere giderken, diyorsun ki lazım değil. Değilim. Telefonun amacı zaten bir yere çıktığında yanında olması. Kanka, çapın. Beni arayan soran yok. Neyse arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Açık, çalışıyor. Arkadaşlar yine aynı şeyi yapıyor. Buraya kadar izleyen herkes lütfen Real Disrak geçmiş olsun ve Samet'e kapak olsun yazabilir mi? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.